Türkiye için yeni bir konum tabanlı servis ürün lansmanı isimli seçimimizi açıyorum. Alisher Hasanov, Yandex Türkiye Ülke Müdürü ve notlarımda yokmuş maalesef, özür dilerim. Serhad Akkoç. Serhad Akkoç, Akkoç hatırlamıyordum. Serhad Akkoç. Sahne sizin, teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler Arda. Merhabalar, benim adım Alisher. Geçen sene ben bu Web Brazil'e katılmıştım ve dinleyici olarak sizin gibi oturmuştum. Bugün sizin karşınızda Yandex'i temsil ederek bu servisi tanıtım imkanından faydalanarak size bizi anlatacağım. Yandex bir arama motoru ve kullanıcıların genel olarak sorulan sorulara cevap verir. Arama çubuğumuz var ve günlük olarak karşımıza gelen düşündüklerimiz sorulara cevap veriyoruz. Haberlerden, hava durumundan ve diğer konulardan. Şimdi Yandex Avrupa'nın en büyük şirketi. Çok yakın bir zamanda bir lansmanımızı yapmıştık. Bugün size yeni arayüzümüzü ve yeni cevap verme şeklimizi arkadaşımız Serhad tanıtacak. Herkese merhabalar. Benim ismim Serhat Akkoç. Yandex'te Yandex Haritalar Ürün Müdürü olarak çalışmaktayım. İyi bir arama motoru bütün sorulara cevap verilmesi lazımdır. Bununla beraber iyi bir coğrafi sorulara bile iyi bir arama motorunun mekansal tabanlı sorgulamalara ve coğrafi sorgulamalara da en iyi cevapları sağlıyor olabilmesi lazımdır. Yandex, Türkiye için Türkçe anlayıp Türkçe cevap verebilmek için tasarlanmış ve tekrar yenilenmiştir. Türkçe düşünceyi, Türkçe aramayı, Türkçe sorgulamayı anlayabilmek için uzun zaman, uzun süren çalışmalar ve Türkçe sorgulama paketlerini, Türkçe sorgulama formlarını oldukça uzun süre inceledik. Mesela bir sokak kaç çeşit söylenebilir, bir cadde kaç çeşit söylenebilir ya da çeşitli yol isimleri kısaltmaları, çeşitli ve tesis isimleri kısaltmaları, bunları anlayabilmek, sorgulama motorunun mantığını öğretebilmek için oldukça uzun zaman harcadık. Fakat zaten Yandex, Rusya'da ve Birleşik Devletler Topluluğu'nda uzun süredir faaliyette olan ve Rusya'da oldukça yüksek bir trafiğe sahip, oldukça popüler, o teknolojik anlamda da lider bir firmadır. Kiril alfabesinin konuşulduğu ülkelerde uzun süreden beri edindiğimiz büyük bir teknoloji, büyük bir yazılım birikimi, büyük bir deneyim birikimi vardı. Ve bütün bunların hepsini paylaşmak için şimdi Türkiye'de Yandex Haritalar Servisi'ni diğer Yandex arama motoruyla, temel motoruyla tekrar açıyoruz. Basit olarak bir harita kullanıcısı, benim gibi, sizin gibi bir haritada ne sorgular? Bir kullanıcı bir haritadan ne sorabilir? Öncelikle kafasındaki yere ulaşmak için ben nereye gitmek istiyorum? Öncelikle ne aradığına yönelik sorgulama yapmak ister. Bu bir arama motoru yeteneği gerektirir. İstediği bilgiyi harita üzerinde arama motoruyla aradıktan sonra onunla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalışır. Etrafta servisin sağlayabileceği gerekli başka tool'lar var mı? Ekstra ne bulabilirim? Ekstra başka ne var? Onların aramaya çalışır. Daha sonrasında ise bilgileri edindi, aradığı yeri buldu, bilgileri edindi. Daha sonrasında ise oraya nasıl giderim? Ne yapmam lazım? Hangi yola gideyim? Nereden gitmeliyim? Nereden döneyim? Nereye girmeyeyim? Bu gibi sorulara cevaplaması lazım. Peki iyi bir harita servisi, bunlar şu ana kadar bir kullanıcının sorularıydı. Bunlar kullanıcıların basit sorularıydı. Peki bir harita servisi ne tip? İyi bir harita servisi hangi sorulara cevap verebilmesi lazım? Öncelikle temel olarak nerede sorusunun cevabını verilmesi lazım. Biz nerede sorusunun, Yandex haritalar nerede sorusunun cevabını verirken, kullanıcıların yaptığımız yerelleştirme çalışmalarıyla beraber tabii ki, en iyi veri tabanıyla beraber, kullanıcıların sorgulamalarında daha birkaç kelimeye girdikten sonra bile tahmin listesi, tahmini sonuç, nerelere gitmek istiyorsa, mesela Beşiktaş'a gideceği zaman 5 kelimesine, hecesine yazdığı andan itibaren Beşiktaş'la ilgili sonuçları sıralamaya başlıyoruz.
Hatta yazım hatalarına Beşiktaş'a belki taş gibi yazılabilirse de mesela onları da düzelten bir listede sağlıyoruz. Tüm Türkiye'de en iyi cevabı verebilmek için tüm Türkiye'de en detaylı haritaları Yandex haritalar veri tabanında işlemiş durumdadır. Yaklaşık 650 bin kilometre yol, ulaşılabilir bütün kartografik yerler, mekanlar ve şehir içlerinde ve şehirsel kırsal alanlarda detaylı yol ağı bilgileri, trafikler, çeşitli trafik manevra bilgileri, bütün hepsi tek bir katman üzerinde kullanılabilir ve araştırılabilir duruma getirilmiştir. Bununla beraber 40 bine yakın köy, ki Türkiye'de yaklaşık olarak net rakamı 36 bine yakın köy noktası vardır. Edirne'den Hakkari'nin köylerine kadar, ki bunların ulaşılabilir bütün ağları da dahil, bütün Türkiye'deki yerleşim yerleri, il ilçe bazında, köyler, belde mahalleleri, hepsi Yandex haritaların arama sonuçları ve arama servisi içerisinde ulaşılabilir ve haritalarda rotalandırılabilir konumdadır. Biraz önce dediğim gibi iyi bir harita servisi aynı zamanda sonuçları vermekle beraber o sonuçlara nasıl ulaşılabileceğini de söylemek zorundadır. Yandex haritaları rota listesi sağlayarak gidilmesi gereken yollar, ne kadar mesafede, ne kadar sürede ulaşabilirim gibi soruya aynı zamanda görselleştirerek cevap vermektedir. Bununla beraber bu rotaları, çeşitli sorgulamaları ve daha sonrasında açıklayacağım yeni servislerimizi Yandex haritalardaki kullanımı kolay şehir paylaşım butonlarıyla da çevrenizle veya paylaşmak istediğiniz kitlelerle, komünitelerle paylaşabilirsiniz. Ki bizim şu anda sağladığımız butonlar şu anda Facebook, Twitter ve Friendfeed'de kısa linklerle herhangi bir rotayı, herhangi bir bilgiyi, Yandex haritalarda aradığınız herhangi bir bilgiyi paylaşabilir konumdasınız. Tabii bu servisimiz, Yandex haritalar, bu ana kadar anlattıklarımın hepsi sadece araç kullanıcıları için olan şeyler değil. Tabii ki yayalar, toplu taşımayı kullanan kullanıcılar için de çözümlerimiz ve harita bilgilendirme servislerimiz var. Bu sebeple harita üzerinde metro istasyonları, otobüs durakları, vapur iskeleleri, tren istasyonları gibi katman bilgileri de bulunmaktadır. Ve bunlar gene tabii ki aranabilir durumdadır. İyi bir harita servisi temelde sağlaması gereken sonuçlardan bir tanesi, vermesi gereken bilgilerden bir tanesi de aradık, bulduk, oraya nasıl gideceğimizi de öğrendik ve oranın nasıl göründüğüne dair de bilgi sağlaması lazım. Yandex haritaları temel aşamada, ilk aşamada oranın nasıl göründüğü sorusuna ilk aşamada verdiği cevap yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleridir. Tüm Türkiye'de sağladığı yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleridir. Önemli sıkıntılardan biri, bu fotoğraf aynı zamanda Türkiye değil. Allah'tan Türkiye değil, belki bir gün olabilir ama şu anda bu fotoğraf Türkiye değil. Fakat benim anlatmak istediğimi anlatan bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. Hepimiz trafikte, İstanbul'da yaşıyorsak eğer, sabahları bir saat, akşamları bir saat, bir buçuk saat, toplamda gün içerisinde iki saat, üç saat trafikte zaman harcıyoruz. Ve bununla beraber belki sinir sistemimiz de yıpranıyor. Bütün bunlara, bu bir sorun bizim için. Eğer bir kullanıcı Yandex servisine geldiği zaman, Yandex'e geldiği zaman ben bu trafiğe takılmadan nasıl gidebilirim? Sorusunu sorduğu zaman bunun da cevapları var. Yandex haritalar olarak Yandex trafik servisinde ilk defa burada siz kullanıcılarla beraber paylaşmak istiyorum ve bugün itibaren kullanılabilir duruma gelmiştir. Yandex haritaları Yandex trafik servisinde İstanbul ve Ankara'da sokak bazında gerçek zamanlı trafik bilgisi sağlayarak bu tip sorulara cevap vermektedir. Her sokakta kilometre bilgisi, daha doğrusu kilometre bilgisi derken trafiğin o anki hız bilgisi ne de sağlamaktayız. Şehirsel alandaki bütün yollarda ve en küçük sokak detayına kadar bu hız sürat bilgisini sağlamaktayız. Aynı zamanda şöyle bir şey de bildirmek isterim. 25 kilometre hızla trafikte seyrederken TEM'de 25 kilometre hız, bu bir trafik sıkışıklığı veya sıkışmak üzere olan bir trafiği anlatmaktadır. Fakat küçük bir sokakta 25 kilometre trafik hız bilgisi ise açıkçası o sokağın açık olduğuna işarettir. Yani 25 kilometre bizim için ara sokakta açık renkle tarif edilmiştir. TEM'de kırmızı renkle tarif edilmiştir. Ki bizim 3 tane segmentimiz var. Yeşil,
sarı, kırmızı. Bunlar normal trafik ışıklarında kullanılan bilgilendirme tipleridir. Biz bütün bu şehirsel, şehir kapsamında binlerce sokaktan gelen, binlerce sinyali, binlerce veri tabanında yeni tasarlanmış arayüzümüzde tek bir trafik lambası ifadesi, buradan birazcık ufak zayıf oluyor ama tek bir trafik lambası işaretiyle o anda şehrimde trafik ne aşamada? Sorusuna da yani hiç motora girmeden bile, arama yapmadan bile o anda trafik ne durumda? Ana sayfadan direkt bu bilgiyi verebiliyor durumdayız. Bizim yaklaşık 10 adet farklı skalamız var bir şehirde trafiği anlatmak için. Yeşilden kırmızıya değişen 10 farklı seviye var ki bu 10 farklı seviye çok fazla veriyi yorumlayıp onları klasifike etmemizden dolayı. Yeşil ve sarı gördüğüm zaman trafik akıyor bir şekilde ve ben çıkabilirim. Ama eğer kırmızı görüyorsam bunun anlamı bir saat kahvemi içeyim ya da bir saat bekleyeyim daha sonra trafiğe çıkayım gibi bir ifadeyle anlatmak için bulunmaktadır orada. Biraz önce dediğim gibi tek bir işaretle bile bugün şu anda trafik nasıl sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Yandex Trafik Servisi temelde bizim şu anda iş ortaklarımızdan gelen GPS sinyallerini, trafikte her daim hareket halinde bulunan araçlardan gelen GPS sinyallerinin birbirleriyle yordamlanması ve ortalama hızlarını tespit edildikten sonra bu hızların harita veri tabanına oturtulması sayesinde oluşturulmaktadır. Bu aslında bir döngü. Bizim asıl buradaki Yandex Trafik modelimiz, iş teknoloji modelimiz aslında mobil kullanıcıların besleyeceği bir servis olacak. Rusya'da bu şu anda kullanılabilir durumda. Ve Rusya'da aslında bu servisi büyük ağırlıkla mobil Yandex, cep telefonda Yandex haritaları kullanan kullanıcılar beslemektedir. GPS'li cep telefonlarından gelen sinyaller veya bizim şu anki Türkiye'deki durumda ise iş ortaklarımızdan gelen sinyaller öncelikle sistemde hızlarına ve çeşitli değerlerine göre analiz edilmektedir. Analizleri yapıldıktan sonra çeşitli katmanlar ve segmentler ve biraz önce dediğim gibi ara sokak veya ana yol gibi farklı yerler için sınıflandırılarak tekrar serverlara gönderilmekte ve bu serverlarımıza gönderilen bilgi mobil ve online platformda tekrar görselleştirilmektedir. Görselleştirilen bilgi cep telefonuna geldikten sonra tabii kendi içerisinde bir döngüye tekrar katılıp cep telefonlarından gelen yeni GPS bilgileri bu servisi beslemeye devam edecektir. Yani aslında bizim burada yapmak istediğimiz şey mobil haritaların daha çok tanıtıp daha çok kullandırıp bu trafiği kullanıcıların sahiplenmesi. Bu servisi kullanıcıların sahiplenmesi. Tabii bu arada şunu da söylemeden geçmemek lazım. Bu mobil kullanım, mobil lokasyon söz konusu olduğu zaman tabii bir mahremiyet, kişisel mahremiyet konusu gündeme geliyor. Ve bizim bu servis için topladığımız tek bilgi tamamıyla konum bilgisi ve zaman bilgisidir. Geri kalan hiçbir bilgi, cep telefonlarından ya da konum servislerinden gelen hiçbir bilgi bizim için önemli değildir. Daha doğrusu gelmemektedir zaten. Bu trafik servisimizi ise dediğim gibi şu anda trafiğe takılmadan acaba hangi rotalar benim için açıktır? Hangi rotaları kullanarak daha hızlı, daha güvenli ulaşmak istediğim yere ulaşabilirim sorusu. Yandex Trafiğin rota motorunda alternatif yollar önereyim mi ya da önermeyeyim mi seçeneğinde bulunmaktadır. 5 gerçek zamanlı bir servis olduğu için 5 dakika önce verilen sonuç rotasıyla 5 dakika sonra gelecek rota arasında farklılık vardır. Çünkü bu geçen aralıkta bir önceki rotanın bazı yolları trafiğe tıkanmış ya da tekrar açılmış olabilir. Bu yüzden gerçek zamanlı servis olduğu için trafiği rotalandırdığımızda farklı sonuçlar elde de edebiliriz. İyi bir harita servisi, biraz önce dediğim gibi, daha doğrusu iyi bir arama motoru her soruya cevap vermelidir. Yandex öncelikle bir arama motorudur ve harita servisi de bu arama motorunun konumsal tabanlı sorgulamalara verdiği cevaptır. Ve bu cevabı aynı şekilde daha iyi cevap verebilmesi için son soru olan orası acaba neye benziyor sorusunda cevap vermek için Yandex ilk defa, Türkiye'de ilk defa panorama servisini de kullanıma açmıştır bugün itibariyle ve bu salondaki seçkin topluluğa öncelikli olmak üzere kullanıma açılmıştır. Hem mobil ve internet olarak. Buralar hepimizin bildiği yerler. Galata Kulesi, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı,
Kapalı Çarşı ve aslında benim favorilerden bir tanesi İstanbul Boğazı. Evet, sadece çekimlerimizi yollarda yapmadık. Aynı zamanda İstanbul Boğazı başta olmak üzere denizden de teknelerle çekimlerimizi yaptık. Aynı zamanda Atakule ve Ankara şu anda bizim kapsam içerisinde bulunmaktadır. Panoramalar 360 derece fotoğraf, 360 derece çekim kabiliyetine sahip olan 5 farklı fotoğraf karesinin birleşimiyle oluşan üründür. Ve herhangi bir rota için veya merak edilen yer için detaylı bilgi veya görsel bilgi sağlamak üzerine tasarlanmış ve bütünleştirilmiştir. Biz panorama çekimlerimizi yaparken Türkiye'de ilk olmak üzere ve bizim kendi teknolojimizde de bir ilk olmak üzere botlarla denizden çekimler de yaptık İstanbul Boğazı'nda. Araçlarla çekimler yaptık. Eminönü gibi çekimi zor, araçların girmesinin zor olduğu yerlerde bisikletli arkadaşlarım, şu anda belki pek seçilemiyor buradan ama burada bir satışçının, işte ayna satıcısının karesine takılan ya da aynasında gördüğümüz arkadaşım bisikletle çekim yapıyor. Ve kapalı mekanlarda da tripodlarla çekimler yaptık. Toplamda 5000 kilometreye yakın yol, 600 bine yakın fotoğraf karesi ve bu 600 bin fotoğraf karesinden de üretilmiş 150 bine yakın panorama görüntüsü şu anda Yandex haritalar içerisinde kullanılabilir vaziyettedir. Bunun ne olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. Buraya kadar anlattıklarımın hepsi açıkçası aynı şekilde, aynı kalitede, aynı bilgi detayında, aynı görüntü kalitesinde mobil platformlarda da kullanabilir durumdadır. İlk etapta Java ve Android platformlarda kullanılmakta ve açıkçası iPhone içerisinde de yakın zamanda kullanabilir duruma gelecektir. Yandex haritaları buraya kadar tanıtmaya çalıştım bu lansmanımızın ilk açılış toplantımızda. Bu şu anda benim sunuşumun sonu ama bu bizim için bir başlangıç. Türkiye'yi yeni bir açıdan keşfetmeye sizleri davet ediyorum ve Yandex haritaları keşfetmeye davet ediyorum ve Yandex haritalara hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bununla beraber dışarıda bir standımız var. Standta arkadaşlarım ve ben, eğer merak ettiğiniz sorular olursa, mobilde nasıl haritamı açabilirim, nasıl Yandex haritalara ulaşabilirim gibi soruları dışarıda standımızda cevaplamak isterim. Ve sorularınız varsa cevaplamaktan memnun olurum. Buyurun. Mesela Point Hotel dersek ya da Bağdat Caddesi'ne Starbucks'a gitmek istiyorum. Adres detayında bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Cadde, sokak ve kapı numarasını aradığınız zaman bütün bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ben işte onu soruyorum. Yani bazen sokağı bilemiyorsunuz. Bağdat Caddesi'nde Starbucks neredeydi? Starbucks neredeydi? Evet, bu konuda çalışmamız devam ediyor. Mesela direkt lokasyon olarak bu şu anda hala daha yerelleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ama mesela Bağdat Sokağı, No 131 dediğiniz zaman direkt oraya ulaşabiliyorsunuz. Ama bunu tabii işletme adıyla ya da diğer ilgili bilgilerle bağlama süreci halen daha devam ediyor. Ama bu kısa sürede tamamlanabilecek bir şey. Buyurun. Öncelikle Türkiye'ye hoş geldiniz. Sağ olun, çok olarak. Sorum son kullanıcı olarak şirketimin ya da işletmemin adresi haritanızda görünmüyor. Bunun için başvurabileceğim merci siz misiniz yoksa son kullanıcı olarak kendiniz girebilirsiniz? Yok, direkt bize başvurabilirsiniz. E-mail adresim zaten orada. Ben cevap vermekten memnun ediyorum. Ya da Yandex desteğe de mesaj çekebilirsiniz. Ya Yandex destek e-mail account'ımız da var. Oraya da ulaşabilirsiniz, evet. Etkileşimli bir harita mı? Yani kullanıcılar da bilgi girebiliyorlar mı? Soruya paralel olarak aslında. Anlayamadım efendim. Etkileşimli bir harita mı bu? Kullanıcılar da isterlerse burayla ilgili bilgi girebiliyorlar mı? Hani adres çıkıyor sadece ama hani Google Maps'teki gibi düşündüm ben ya da yorum etiket, girebiliyorlar. Etiket yapabilirsiniz. Mesela etiket biz buna etiket diye, labeling, etiket diye tasarladık. Etiket yapabilirsiniz. Etiketlerinizi paylaşabilirsiniz. Kendi çevrenizle mesela burası Point Hotel, ben şu anda buradayım deyip arkadaşınıza e-mail, cep telefonundan, Yandex haritalar uygulaması içerisinden diğer kişilere de paylaşabilirsiniz. Peki bir sorum daha var. 5 nokta uygulamasında bu hep aynı güzergahları, yani o şehri
gösteren bir uygulama mı? Yoksa siz isterseniz belli güzergahları buraya girip görebiliyor musunuz? Soruyu net panorama servisi için mi soruyoruz acaba? Trafik ışığı gibi orada ha. O anlık bu kişiye özelleştirilebiliyor mu? Yoksa hep aynı şu anda İstanbul, bölgeye özgü mü? Anladım sorunuzu. Şu anda İstanbul için ana sayfadan bilgi sağlıyoruz. Ama daha sonrasında tabii bunu bölgesel olarak ayrımına başlayacağız. Ayrımlarını peki. Yaparız. Teşekkür ederim. Zaten ilk sayfadan biz sizin konumunuzu belirlemeye çalışıp elimizdeki cevapları sunmaya çalışıyoruz. Başka soru? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Sağ olun.